Foma'daki felaketi ben daha çok sosyolojik dönüşüm açısından anlatmak istiyorum. Tütün üretimi yapan bir tarım bölgesi var karşımızda ama gelen kotalarla tarımdan bir kopuş söz konusu. Ve bir tür mülksüzleşme var beraberinde. Bir göç eden bir grup da olduğunu biliyoruz. Bu toplumsal dönüşüm içerisinde çok düşük ücretlerle ve çok zor koşullar, daha adeta 18. yüzyıl İngiltere'deki maden koşullarında çalışmayı göze alan bir grup var. Fakat bu grubun ciddi bir borç yükü de var. Bu da tüketimle bağlantılı bir durum. İşçi boyutu, bir de tabii sermaye boyutu söz konusu. Yani 1980'den sonra özelleştirmelerle birlikte daha aslında teknolojisi ileri koşullarda çalışmasını beklerken işçilerin maalesef bu ilkel koşullarda, bir ilkel sermaye birikimini sağlayacak koşullarda çalışan bir grup. Maden sektörü çok ağır sanayiyle bağlantılı bir sektör. Dolayısıyla erkek ağırlıklı çalışanlar ve şu anda da geride kalanlar kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Bu açıdan bu geride kalan grupların özel bu yaz sürecinde bir takım çalışmalarla yeniden güçlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kadın örgütleri oldukça güçlü. Bu kırsal alanda da yine kırsal kalkınmayla çalışmalar yürüten örgütler var. Onların bu alana yöneltilmesi bir öneri olabilir. Bir diğer grup çocuklar ki şu anda mevcut olan Türk Psikoloji Derneği çocuklarla ilgili çalışmaları başlattı. Ancak çok göz ardı ettiğimiz önemli bir grubun yaşlılar olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu farklı nesiller arasındaki bağlantıları güçlendirecek yeni çalışmalara ihtiyacımız var. Örneğin birçok köyde, birçok mahallede torunlarına bakacak olan büyük anneler, büyük babalar var. Onun için de yeni meslek grupları olarak örneğin gerontologların mutlaka yine bu alana girmesi gerektiği kanısındayım. Şimdi tabii olayı bir Soma üzerinden inceliyoruz ama Soma'nın ötesine geçmek çok önemli. Buna benzeyen çok benzer madenler var. Örneğin Zonguldak yine bunlardan bir tanesi. Ve bunun devamı gelecek. Çünkü bir iş güvenliği olmaması, bir de tabii üretime odaklı bir sermaye var karşımızda. Üretime odaklı olduğu zaman bir şekilde emniyet hep geri planda tutuluyor. Nasıl daha fazla kar elde edebilirim? Nasıl bunu sermayeye dönüştürebilirim? Bir zihniyeti var. Dolayısıyla bu özelleştirilmiş madenlerin ve buna benzer olan koşullardaki sadece o bölge değil, bütün Türkiye için söylemek mümkün. Bir defa mutlaka sıkı bir iş güvenliği denetimlerinden geçmesi gerekiyor. Soma üzerine yine geri dönecek olursak, yeniden bu madenlere girecek olan belli bir kesim var. Demin konuşmanın başında söylediğim gibi, Türkiye ciddi bir tüketim bağımlılığı haline geldi. Yani kredi kartı borçları var, ev borçları var insanların. Dolayısıyla bu borçların devam ettiği müddetçe benzer felaketlerle tekrar tekrar karşılaşacağız. Sermayenin tabii bence çok önemli bir boyutu da, her ne kadar bu dediğimiz 18. yüzyıl bir İngiltere koşullarında çalışan bir maden ortamı varsa, aynı sermaye İstanbul'da 47 katlı plazada inşa ediyor. Dolayısıyla çok iyi bir denetime mutlaka girilmesi gerekiyor. Bu sermayenin işçi güvenliğine yöneltilmesi açısından da bu önemli.
Gelir getirici aktiviteler sadece maden üzerinden düşünmemek lazım. Bu bir kırsal dönüşümün, yani toplumsal dönüşümün bir yansıması. Bu tekrar madene girecek olan grubun iş güvenliği sağlanamıyorsa farklı iş kollarına yöneltilmek üzere çalışmaların yapılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.